Herkese merhabalar. Sosyopolitik'te bu hafta başlığımız influencer olmak isteyen çocuklar. Çocukları, gelecek hedeflerini ve internette etkileşimlerinin bu hedeflerdeki rolünü konuşacağız. Yakın zamanda İngiltere'de bir araştırma yapıldı 200 ailenin katılımıyla ve sonuçlar gösterdi ki ülkedeki 11-16 yaş arası çocukların en çok istediği ilk meslek doktorlukken ikincisi %17 ile sosyal medya influencerlığı ve üçüncüsü de %14 ile youtuberlık. Influencer, ilham veren kişi anlamında kullanılıyor ve internet fenomenleri için özellikle bu kelime kullanılıyor. Biz de bu araştırmadan hareketle çocukların bu internette etkileşimleri nereye gidiyor bunu anlamaya çalışacağız. Çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Doktor Bengi Semerci'ye bağlanıyoruz. Bengi Hanım merhabalar. Şimdi duyuyoruz sesinizi pardon. Tamam. Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün... Hoş bulduk. İnternetle ilgili, çocukların internet kullanımıyla ilgili daha önceki yıllarda tedirgin olunan şey zararlı içeriklere, zararlı bilgilere, onlar için kötü olacak şeylere ulaşabiliyor olmalarıydı. Yani internetin sınırsızlığıydı. Ama şimdi çocukların izlemesinde de belki başka sıkıntı görülmeyen şeyler, yetişkinlerin de takip ettiği kişiler, kanallar çocukları bambaşka bir açıdan etkiliyor gibi görünüyor. Siz bu araştırmanın sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında değişen bir şey yok. Onlar eskiden de çocukları olumlu etkilemiyorlardı. Eskiden de tartışılıyordu. Sadece daha görünür olan, moda olan, etkin olan şeyler değişiyor. Yani sosyal medyanın herhangi bir parçası değişiyor. İşte bazen Instagram öne çıkıyor, bazen YouTube öne çıkıyor. Yani neyin öne çıktığıyla ilişkili ama sonuç olarak bunların hepsi internetten çocukların ulaşabildikleri içerikleri kapsıyor. Tabii ki son zamanlarda artan bir oranda çocukların ve erişkinlerin de aynı şekilde hangi şeyleri izledikleri değişti. Dolayısıyla da işte YouTube izlenimleri mesela son yıllarda çok artmış. Amerika'da 2015 ile 2009 arasında 2 yıl içinde neredeyse 1,5 katına çıkmış izlenme oranları. Dolayısıyla ne izleniyorsa aynı içeriği erişkinlerin çocuklar için değerlendirmesi gerekiyor. Bu bir televizyon olabilir, bu bir internette gezindiği herhangi bir yer olabilir ya da bir sosyal medya mecra olabilir, fark etmez. Bu influencerlık kavramı yani internetteki fenomenler hem YouTube'da belki hem Instagram'da çocukların belli ki ilgisini çekiyor ki bir gelecek hedefi haline gelmiş ve araştırma sonuçlarına göre çocuklara bu meslekleri neden istediklerine dair de %26'sı para için demiş ama ikinci %22'lik kısım ün için, meşhur olmak için demiş ve %17'si de bunu yapmaktan keyif alacaklarını söylemişler ki bir influencer'ın hayatı da çok keyifli görünür uzaktan izlediğimizde. Bu tip rol modelleri nasıl etkiliyor sizce çocukları? Şimdi şöyle bir şey, tabii ki çocuklar, çocuk dediğimiz kavram çok geniş bir kavram. Yani çocuk derken 0-18 yaştan bahsediyoruz. Dolayısıyla da her yaş grubunun etkilenmesi farklı. Maalesef aileler iyi kontrol edemediği için bugün okul öncesi dönem çocukların bile ellerinde telefonlar, tabletler var. Ve telefonlarla, tabletlerle de en kolay girilen şeyler bir takım sosyal medyalar, özellikle de video gösterilen yerler daha revaçta. Ama en çok izleyen ve bu araştırmaların yapıldığı grup genellikle ergenlik öncesi ve ergen yaş grubu, işte 9-12 ve üstü diye şey yapabiliriz. Bu yeni mecraların YouTuber ya da ben o ismi sevmiyorum çünkü siz onu tanımlarken kanaat önderi gibi bir şey söylediniz. Yani aslında sadece etkileşim sağlayan kişiler, etkileşim üzerinden maddi kazanç sağlayan kişilerden bahsediyoruz. Diğer kahramanlara göre farklılıkları var. Yoksa çocuklar her zaman ekranda gördükleri filmde, gördükleri kitapta, gördükleri kahramanlarla özdeşim yaparlar. Onlar gibi olmaya çalışırlar. Ama kahramanlara ulaşmak daha zordur. Kahramanlar gibi olmak çok zordur. Halbuki şimdi yeni bu bahsettiğimiz kitle çok daha kolay ulaşılabilen, direkt temas edilebilen, gerektiğinde altına yorum yazarak size cevap verebilen, isminizle üstelik size cevap verebilen,
onun hayatındaki ayrıntıları bildiğiniz ve çoğunlukla da aslında sizin gibi yan komşunuz olabilir, karşıda oturuyor olabilir, çok kolay erişilmesi, çok kolaymış gibi görünen bir modeller sunulmaya başladı. Dolayısıyla da çocukların bunlara benzemek istemeleri, onlar gibi olmak istemeleri doğal. Çünkü kolay erişilebilen, kendilerinin de erişebilecekleri bir sistem görüyorlar oraya. Ve biliyoruz ki yine yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki özellikle çocuk yaş grubu ve bu bahsettiğim yaş grubu yani 9 yaş üstü bilgi kaynağı olarak da interneti kullanıyorlar. İnternetten buldukları bilgileri onlarla yetiniyorlar. Dolayısıyla da tehlike daha da artıyor. Çünkü oradan gelen bilgiler yanlış olabiliyor. İşte onlara yansıtılan dünya farklı olabiliyor. Dolayısıyla çocuklar da hem onlar gibi olmak istiyorlar hem de onlarla bir çeşit arkadaşmış gibi hissediyorlar. Biliyorsunuz sosyal medyada bunun tanımı da arkadaş zaten. Yani biriyle arkadaş oluyorsunuz, bir şey işaretliyorsunuz, o sizi kabul ediyor. Ya da bu tür sistemi olmayanlarda da direkt takipçi oluyorsunuz ve direkt bağlantı kurabiliyorsunuz. En önemli diğer özdeşim faktörlerinden en önemli ayıran şey bu. Ve çocuklara daha kolay gelen, daha samimi gelen bir çeşit sosyal arkadaşlık dediğimiz, sosyal bağlanma dediğimiz şeyi de güçlendiren ve de risk yaratan kısım da bu bence. Peki bu endişe verici bir durum mu? Şimdi bir çocuğun özellikle o bahsettiğimizde de araştırmada da yer alan 16 yaş grubu arasındaki bir çocuğun böyle bir figüre özenmesi, hem kendini özdeşleştirmesi hem takip ediyor olması. Şimdi yanlış bilgi alıyor olmak bir tehlike ama bunun dışında hayatını bu şekilde şekillendirmek istemesi bir anne babaya ne kadar endişe vermedi? Çünkü influencerlar ya da sosyal medya fenomenleri yokken bir çizgi film karakterine ya da bir film karakterine de bir çocuk özenebilir ve onun gibi olmak isteyebilirdi ileride. Bunun ekstra bir tehlikesi var mı bu internet üzerinden falan? Var tabii. Demin söylemeye çalıştığım şey oydu. Bir çizgi film kahramanı diyoruz adı üstünde. Kahramanlara ulaşmak zordur. Yani kahramanlara özenirsiniz, onlar gibi olmak istersiniz ama bu size çok da kolay gelmez. Çok da yapılası gelmez. Ama şu anda bize sunulan ya da çocuklara sunulan o özdeşim modelleri çok kolay ulaşılabilen ve herkesin olabileceği, herkesin kolaylıkla yapabileceği gibi görünen şeyler. Ne tehlikesi var? Tabii ki o özdeşim modellerini şimdi burada bir şeyi tamamen iyidir ya da kötüdür diye ayırt etmek mümkün değil. Ama o edindikleri, arkadaş saydıkları, özdeşim kurdukları yeni kahramanlar, öyle söyleyeyim. Kimler, ne yansıtıyorlar, ne veriyorlar? Bunlar önemli. Buna göre risk belirlemek lazım. Çünkü çocuklar onları taklit ediyorlar. Onlar gibi o kadar yakın ki bu yeni kavramda, o kadar kolay ulaşılabilir ki çocuk adeta onu kendi gibi kabul ediyor. Yani ben de bu böyleyim diye kabul ediyor. Dolayısıyla da oradan ne verildiği, çocuğun neyi taklit ettiği, neye özendiği, kahramanın ona ne sunduğu çok önemli. Tehlikeyi de ona göre değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bu yani şey gibi düşünün, iyi arkadaşlar iyi şeyler öğretir, kötü arkadaşlar kötü şeyler öğretir diye kısaca tanımlayabiliriz. Eğer sunduğunuz kişi, o takip ettiği kişi, hayran olduğu arkadaş, sosyal arkadaş kabul ettiği kişi olumsuz davranışlar yapıyorsa, olumsuz şeyler, yanlış şeyler söylüyorsa, doğru olmayan bir şeyleri övüyorsa o zaman çocuk için zararlı oluyor demektir. Yine başka tabii bunun başka boyutları da var. Birçok araştırma gösteriyor ki bize zaten bunların amacı çoğunlukla bir aslında pazarlama kendi dışında o sunulan görsel içinde ister video olsun ister resim olsun o görsel içinde bir takım ürün pazarlamaları yapılıyor. Birçok pazarlama şirketi de şimdi o yaş grubunun gözüne çarpabilecek, onların satın alma duygularını kamçılayacak olan şeyleri oraya yerleştirmeye ve dolayısıyla da çocukları bir tüketime yöneltmeye başlıyor. Yani çok boyutlu etkileri var.
Bir yandan çocuklar sadece etkileniyor değil, aynı zamanda o influencerların yerine geçen ya da geçmeye çalışan çocuklar da var. Yani internete içerik üreten. Küçük YouTuber'lar var, çok ciddi takipçileri olan ve onlar üzerinden de bir takım pazarlamalar yapılıyor. Bunun dışında TikTok gibi bir takım sosyal medya mecraları da çocuklar için gerçekten video üretip koydukları ve birbirleriyle etkileşime geçtikleri bir yer haline geldi. Çocukların bu şekilde görünür halde var olmaları hakkında ne düşünüyorsun? Ah, tabii ki o tamamen farklı bir konu. O konuda başka araştırmalar var. Burada ailelerin, yani çocukların, hiçbir çocuğun, tekrar söylüyorum, çocuk demek 0-18 yaştır. Tek başına bir YouTube kanalı açıp onu ya da işte bir Instagram, bir sosyal medya hesabı açıp oradan kendisiyle ilişkili bir şeyler koyması, bunları sürekli hale getirmesi ailenin denetlemesi gereken bir şey, ama maalesef bunu çoğunu aileler yapıyor. Hatta çocuklarına kanal açıp ya da hesap açıp o çocukları orada bir takım pazarlama şeyleri için kullanan, sürekli onların ünlü olması, yani YouTuber dediğiniz ya da influencer dediğiniz şeyleri aileler yaratıyorlar. Dolayısıyla da yeni bir terim var. Yeni işçi çocuklar deniliyor. Çünkü çocukların üstünden para kazanılıyor aslında burada. Ve çocuklar bu amaçla kullanılmış oluyor. Bu işin bu tarafı var. Yoksa çocukların bütün internet ya da işte sosyal medya ilişkileri zaten aileler tarafından kontrol etmek, denetlenmek zorunda. Her aile çocuğun ne izlediğini, ne yaptığını bilmek zorunda. Ama bir çocuk herkesin tanıyacağı kadar çok bir hesapta, paylaşımda bulunuyorsa, video, resim, her neyse, o zaman bundan ailenin haberinin olmaması imkansız bir şey. Ailenin denetiminde olmalı diyorsunuz ama bir çocuk bu şekilde görünür olduğunda onun psikolojisi için bu durumun zararlı olma ihtimalini Anlatamı, yani yanlış anladınız. Ailenin denetiminde olmalı derken aile bunu yapmalı demedim. Bunu yapanların çoğu aileler zaten dedim. Ailenin denetimi olmadan çocuk bunu nasıl yapacak kendi başına? Bu da çocuğu işçi gibi kullanmaktır dedim. Yani bu bir çocuk sömürüsüdür. Çocuk üzerinden para kazanmaktır. Bu bir aslında konu. bunu soracaktım ben de. Yani bu tip bir kullanılma hali çocuğa ne kadar zarar veriyor? Tabii ki aileden aileye değişecektir orada yaşanan şeyler ama bu benim aklıma bu çocuk oyuncuları da getiriyor. Yani bu tıpkı bir dizide oynayıp aileye para kazandırmak gibi bir şey YouTuber olmaktan. Birçok aile bunu Çok diyecek. aynı şey değil. Bazı farklılıkları var onun. Şöyle farklılıkları var. Bir tanesi, evin içinde sürekli sizin yanınızda ve çok kolay erişilebilen ve çok kolay yapılabilen, çok kolay sürdürülebilen bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla da aslında kitlelere ulaşmanın çok daha kolay olduğu, yani çocuk oyuncu olmak da o kadar kolay değil. İşte bir sürü seçmelere gideceksiniz, birileri olacak vesaire. Yani ulaşım çok daha kolay, çok daha rahat, her çocuğa yaptırılabilecek gibi görünen bir şey. Tabii ki bunlar erken yaşta, yaşlarıyla, gelişim dönemleriyle uyumsuz ün kazanma, popülarite kazanma, insanların onun hakkında konuşması, sürekli göz önünde olma, hem çocuğun başka yeteneklerini geliştirmesine engel olur. Yani sağlıklı gelişimini engeller. Çünkü çok kolay ulaştığınız bir şey var. Dolayısıyla öğrenmek için, gelişmek için herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Okumanıza bile gerek yok. Eğitim almanıza da gerek yok. Derslerin de o kadar önemi yok. Hiçbir şeyin önemi yok. Ve hayatınız sadece bir fotoğraf makinesi ya da bir ekran karşısında sınırlanmış olur. Ve siz dünyayı orada sanırsınız. Halbuki bir çocuk gelişirken öğrenmesi gereken, bilmesi gereken, beyin gelişimi için, beden gelişimi için bir sürü etken var. Bunlardan çocuk mahrum kalır. Ve bunlar sürekli değildir. Özellikle de çocukluk yaş grubunda, çocuk oyuncularında sık sık uğradığı sıkıntılardan bir tanesi, fiziksel olarak büyüdükçe popülaritenin azalmasıdır. Çünkü işte o çocuk yaptığı çocuk etkisi artık kitleler tarafından çok da sevimli görülmemeye başlar. Çocuk oyunculuk yapıp da İleri yaşta da bu popülariteyi devam ettiren oyuncu sayısı çok az. Onlara da baktığımız zaman hep şunu görürüz:
iyi denetimli aileleri var. Bütün hayatları sadece oyunculuk haline getirilmemiş bu çocukların, aynı zamanda eğitimlerine de çok ciddi bir şekilde devam ettirilmişler ve çok sıkı olarak işte başka kötü alışkanlıklar, yanlış arkadaşlıklar ya da hayatında olması gereken diğer şeylerden kopmamaları sağlanmış ve bir elinde bir parmaklarının sayısını geçmiyor. Çocuk oyuncuyken meşhur olup bir erişkin dönemde de düzgün bir şekilde, yani hapse girmeden, bir adli olaya karışmadan, madde kullanımı gibi bir nedenle ya da alkol kullanımı gibi bir nedenle rezil olmadan devam eden çocuk oyuncu sayısı bütün dünyada çok az. YouTuber'ları ya da bu işte Instagram'da meşhur edilen çocukların geleceklerini henüz bilmiyoruz. Çünkü daha o kadar süre olmadı ama çok farklı olmayacaktır. Hayatları sadece ekran karşısında geçtiği için başka şeylerini geliştiremeyecekler ve o ellerinden gittiği zaman da büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaklar. Bunun peşine depresyon, işte yanlış ilişkiler kurma, madde alkol bağımlı birçok şey gelebilir. Ama en önemlisi hayatta ne olduğu ve ne olabileceği konusunda boş kalmış olacak. Çünkü herhangi bir yeteneği de gelişmemiş olacak. Ailelerin yaptığı bir şey diyorsunuz ve bunun bir aslında sömürülme, kullanılma olduğunu da söylüyorsunuz çocukların. Bir, bu kısmı uğraşın ama bir yandan da o mecralarda kendileri olmak isteyen çocuklar olduğunu da tahmin ediyorum. Yani YouTube'da bir sürü çocuğun belli ki kendi kendine de yönettiği, yani çok daha az takipçili bile olsa arkadaşları tarafından görüldüğü kanallar var. TikTok hesapları aynı şekilde. Ve bu görünürlüğün çocuklara zarar verme ihtimalinin farkında olan bir ebeveyn, aynı zamanda bütün arkadaşlarım orada, ben de orada olmak istiyorum diyen çocuğu nasıl denetlemeli? Şimdi bütün arkadaşlarım orada olmak istiyor, ben de olmak istiyorum. Ben çocukken de vardı. Yani o sosyal mecra değildi ama işte parti olurdu, işte sokak olurdu, sinema olurdu. Eski anne babaların çok klasik bir lafı vardır. Bence de çok doğrudur. Olabilir onların anne babaları izin veriyor olabilir ama sen bizim çocuğumuzsun. Biz seni seviyoruz ve biz izin vermiyoruz. Doğru anne babalık tutumudur. Çocuğa zarar verecek şeyler açısından. Çocukların hangi yaşta, hangi mecraları kullanabilecekleri, internette, televizyon, şuna buna ne kadar zaman ayırabilecekleri, nerelerde olabilecekleri ailenin denetiminde olmalı, ailenin kontrolünde olmalı. Başkaları yapıyor diye yapmak hiçbir konuda ne çocuklar için ne erişkinler için geçerli bir sebep değildir. Bir adam öldürüyor diye gidip adam öldürmüyoruz, o zaman o da öldürdü, ben de öldürürüm demiyoruz. Çok da farkı yok. Bu yanılgıya düşmemek gerekiyor. Çocuğun yaşına uygun olmayan sosyal medya hesabı kullanmasını, açmasını engellemek gerekiyor. Evet, sadece biz çok iyi denetliyoruz, sadece kendi arkadaşları arasında oluyor diyen birçok aile var. Ama aynı zamanda da ben o kadar çok kendi arkadaşları tarafından zorbalığa uğrayan, o görüntülerin başka türlü kullanıldığı, çok farklı mecralara çekilen, ailenin denetiminden kaçıp arkadaş sanılıp ama aslında daha erişkinler tarafından çocukların istemsiz ve uygun olmayan görüntülerinin alınıp kullanılması, birçok çocukların ciddi istismara uğrayabileceği açık bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün arkadaşlarımın var, ben de olacağım, ben de fotoğraf çekeceğim, ben de kendi görüntümü çekeceğim, yayınlayacağım. Geçerli bir argüman değil. Aile yaşına uygun bir şekilde, çocuğun gelişimine uygun bir şekilde, çocuk neyi kullanıyor, neyi izliyor, neyi çekip koyuyor, kendinin neresini gösteriyor, ne kadarını dışa vuruyor, bunların hepsini çok iyi denetlemek zorunda. Sizin YouTube kanalınızda, ki biz de oradaki videoları Medyascope üzerinden de paylaşıyoruz. Çocukların internet kullanımı ile ilgili bir videomuzda tam olarak ve cep telefonu kullanımı ile ilgili kesin bir yaş vermiyorsunuz anlatırken ve çocuğun gelişiminin, olgunluğunun aile tarafından bilineceğini söylüyorsunuz. Cep telefonu için veriyorum. Diyorum ki normalde 15 yaştır diyorum. 15 yaşından önce hiçbir çocuğun cep telefonu olmaması gerekir. Ama hani bu her şeyde olduğu gibi bir artı eksisi var. Bazen
biliyorsunuz bir rakam verirken artı eksi 1, artı eksi 2 gibi yanına konulur. Hani bazı çocuk 15 yaşındadır ama olgunluk düzeyi 15 değildir, vermeyebilirsiniz. Bazı çocuk 13 yaşındadır ama olgunluk düzeyi 15'tir, verebilirsiniz. Ama yine kontrol etmeniz gerekir. Vermeniz, kontrol etmemeniz anlamına gelmiyor zaten. Ben de bu sosyal medya kullanımı için bize bir yaş verebiliyor musunuz diye soracaktım ama... Dikkat ederseniz aslında bütün sosyal medya mecralarının yasal sorumluluk olarak açın. Hepsi 18 yaşın altında hesap açılamaz yazıyor. Hiç dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Çocukların hesaplarının hepsinde sahte yaş yazıyor. Hiçbir çocuğun hesabında 11 yaşında yazmıyor ya da 9 yaşında yazmıyor. Dolayısıyla de belli bir şey var. Niye? İnsanın kendi görünürlüğünü sunabileceği, bunu anlayabileceği, gerçekleri değerlendirebileceği, organize edeceği, beyninin frenlerinin gelişmeyi tamamladığı, düşünüldüğü bir yaş konuluyor. Dolayısıyla da sosyal medyada kendi hesabını açmak için bence epey beklenmesi gerekiyor. Ama sosyal medyayı izlemek için de bir kere hep söylüyoruz. Bunu altını çizirse 0-3 yaşın bırakın sosyal medyayla, hiçbir medyayla, hiçbir teknolojiyle ilgisi olmaması gerekiyor gelişimi için. 3-6 yaşta biraz daha az olarak çocuklara bir iki tane yaşlarına, gelişimlerine uygun çizgi film gün içinde yarım saat 45 dakika bir erişkinle birlikte izlettirilebilir. Bu sınırda gittikçe artar. Ama çocuğunuz 15 yaşındaysa ve siz onun hesap açmasına engel olamıyorsanız o zaman bir anlaşma yapmanız gerekir hesabını. Çünkü çoğu çocuk anne babanın hesaptan haberi bile yok. Anne baba hesapta engelli, hesaba giremiyorlar bile. Çocuğun ne paylaştığını bilmiyorlar. Ciddi sorunlar çıkabiliyor. Çocuğun paylaştığı şeylerden dolayı gelen adli vaka sayısının ne kadar olduğunu söylemek bile istemiyorum. Çocukların başına gelebilecek yanlışlıklar o kadar fazla ki mutlaka anlaşmaları lazım. Yani şöyle bir şey yok, bu yaşı geldi tamam açarım ben de bunu artık hiç şey yapmam diye, kontrol etmem diye. Herkes kendi çocuğunu tanır, herkes kendi çocuğunun neyi kontrol edip neyi kontrol edemeyeceğini bilir. Ama 9 yaşında benim çocuğum çok akıllı, çok olgun, her şeyi de bilir, ben ona güveniyorum demek de çok mantıklı değil. Çünkü evet, beyin gelişimi dediğimiz şey bambaşka bir şey ve bir anlamı var onun. En azından hesaba erişimi olmalı anne babaların. En azından değil ama mutlaka. Bir yandan bu internetle çok etkileşimin böyle zararları varken koronavirüs salgınıyla da çocukların elektronik aletlerle bağı kat kat arttı. Hem evde olmak hem bütün eğitimin, uzaktan eğitimin internet üzerinden sürüyor olması, yani denetlemenin aksine çocuklar iyice ekrana bağımlı olacak gibi bu dönemde. Ne dersiniz? Valla bir şeyi şöyle söyleyeyim, hep bir laf vardır. Denir ki bir şeyi zevksiz, keyifsiz, istenmez hale getirmek istiyorsanız ders ya da görev deyin diye. Dolayısıyla online eğitim. Ve ben çok ekran seven çocukların bile saatlerce online eğitimde bilgisayarın başında oturup ya da televizyonun başında oturup ders çalışmaktan hoşlanmadığını görebiliyorum çevremdeki çocuklardan. İkisini ayırt etmek gerekir. Yani ders izlemek çocukları bilgisayar bağımlısı yapmaz. Önemli olan o takipleri sırasında artık kontrol bizden gitti, çocuk ders de yapacak, aldık tableti, telefonu, hepsini eline verdik dememek. Ders dışında nerelere girdiğini, ne yaptığını, nerelerde oynadığını, neler çevirdiğini de yine kontrol etmek gerekiyor. Yani bunun aman işte online oldu. Evet, ekran süreleri arttı. Bunu engelleme şansımız yok. Ekran süremiz hepimizin arttı. Bakın biz de şimdi ne yapıyoruz? Stüdyo yerine buradan sizinle uzaktan görüşerek yapıyoruz programı. Zorunlu olarak pandemi nedeniyle hepimizin ekran süresi arttı. Ve bu ciddi de yorgunluk yaratıyor. Çocuklar da yoruluyorlar. Dolayısıyla onların ekran sürelerini sadece arttırarak bazı fiziksel zararlar vesaire verecektir. Ama
bilgisayarı daha çok kullanmaları, internete daha çok bağımlı olmalarına yol açacak bir şey değil, iyi kontrol edilirse. En azından şimdilik salgının bu etkisi bu açıdan korkutmuyor. Neyse. Baştaki Kontrol etmek lazım. konuya geri dönüp öyle toparlayalım istiyorum. Yani bu influencerların ya da internet fenomenlerinin çocuklar için birer, gelecekleri için rol modeli oluyor olması. Ki çok küçük yaşlardan da bahsetmiyoruz, o ilk başta andığımız araştırmada 11-16 yaş arasından bahsediyorduk. Şimdi istediği kadar interneti anne baba kontrol ediyor olsun, bu tip çocuklara kolay para kazanıyormuş gibi görünen ve içinde aslında ciddi şekilde pazarlama barındıran figürlerden çocukları kaçırmak, soyutlamak mümkün değil. Yani Instagram'da görmese, televizyondaki bir atıyorum yaz dizisinde bir anda patronla tanışıp inanılmaz zengin oluveren bir kadın da görüyorlar. Televizyon, internet, her şeyde bu figürleri görmeye devam edecek olan çocuğa bu gelecekle ilgili kendilerine rol modeli kimi alıp kimi almaması gerektiğiyle ilgili bir anne baba ne anlatabilir? Yani bir yandan onun sevdiği figürü kötülemek de çünkü kötü bir şeydir gibi geliyor bana. Şimdi birincisi anne babanın çocuk için ev içinde doğru model olması gerekiyor. Yani çocuğun ev içindeki modelleri doğruysa birilerine özenebilir ama tamamen onların yolundan da gitmez. Dolayısıyla çocuğu iyi denetlemek, baştan iyi model olmak, sadece denetlemek değil, çocukla iyi ilişki kurmak, ne düşündüğünü, neler yaptığını, hedeflerini, çalışması, her şeyini birlikte yapabilmek, çocuğunuzu iyi tanımak. Bunları sadece çocuğun eğlence için izlemesine, hatta takılmasına, dalga geçmesine neden olacaktır. Ama eğer çocuk çok bir şeylerde zorlanıyorsa, yani evde iyi modelleri yoksa, çevresinde iyi modelleri yoksa, bir şeylere sürekli olarak birileri çok çalışmadan, kolay yoldan ulaşmanın çok daha akıllılık, zeka olduğunu söylüyorsa, bunların hepsi çocuğu etkiler. Yoksa sadece bir tek bir fenomeni izleyerek her çocuk, öyle söyleyeyim, tamam ben de böyle olurum, artık hiçbir şey yapmama gerek yok demez. Özenebilir ama çok kısa sürer ve geçer. Ah keşke ben de yapsam der ama kapattığı anda yayını unutur gider. Dolayısıyla eğer çocuklarımızla iyi ilişki kurarsak, onlara iyi örnekler olursak ve o örnekleri sürdürürsek tutarlı bir şekilde, bu etkiler onların üzerinde azalacaktır. Bengi Semerci, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi günler. Sosyopolitik'te bu hafta influencer olmak isteyen çocukları konuştuk. Başta da bahsettiğim İngiltere'deki bir araştırma sonucunda 11-16 yaş arası çocukların doktorluktan sonra en çok sosyal medya influencerlığı ve youtuberlık mesleklerini hedeflediklerini göstermişti araştırma. Biz de bunun üzerinden psikiyatrist, çocuk ve ergen psikiyatristi Profesör Doktor Bengi Semerci'yi ağırladık. Çocukları konuştuk. Sosyopolitik her pazar 17'de yayında. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.